Başlıyor muyuz? Kahvenizi içtiniz mi? Şimdi güzel tatlı yapma zamanı. Sütlü bir helva yapıyoruz. Sütlü helvanın yanında cevizli ince bir pandispanya yapacağız. Ondan sonra da çok lezzetli tek atımlık bir pizzamız var. Sakın kaçırmayın. Kağıdınızı kaleminizi hazırlıyorsunuz. Programımız başlıyor. Birazdan lezzetli mi lezzetli, çok güzel sütlü bir helva yapıyoruz. Onu krema gibi kullanacağız, pastanın içinde veya dondurma gibi kullanıp sadece tatlı olarak yiyeceğiz. Ve şimdi cevizli pandispanyamız var. İncecik, o kadar lezzetli ki, çıtırı da içinde, yumuşaklığı da. Sakın kaçırmayın. Sonra tek atımlık pizza yapıyoruz. Sakın kaçırmayın. Ne yapıyoruz? Sütlü güzel bir helva yapıyoruz. Sütlü güzel bir helva. Peki sütlü helva mı? Bunu duyduk mu daha önce? Bilmiyorum. Hayır, tabii ki duyduk. Tabii ki biliyoruz ama çok sık yapmadığımız bir şey. Bunu neler kullanacağız? Bir kere pudra şekerimiz var. Normal şeker var. Böyle bardaklara koyuyorum ki hani daha rahat evinde terazi olmayanlar için daha rahat ölçü olsun diye. Ama evinde terazi varsa lütfen bana sorun. Çünkü benim bütün zaten tariflerim gramajlı. Ama anlaşılması için böyle bardaklara koyuyoruz. Benim için gramaj daha kolay. Yani gramajı vermek. Hatta şöyle de yapabiliriz. Sosyal medya üzerinden konuşurken gramajları ile beraber vereceğiz. Yanında da bardakla ölçüleri olur. Nasıl? Bir fikir? İyi değil mi? Yakaladınız değil mi? Bence de güzel. Şimdi ne dedik? Pudra şekerimizi ve toz şekerimizi şöyle kenara ayırıyoruz. Arkasından yarım bardaktan biraz fazla, bu bardaklar 200 mililitrelik. Öyle söyleyeyim. Yarım bardaktan biraz fazla sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullanacağız. Ve dolu dolu bir bardakta pirinç unumuz var. Pirinç unumuza başlıyoruz. Şimdi ve litrelik sütümüz var tabii. Onu da şöyle kenara koyalım. Altını açtık. Paslanmaz çelik kullanıyoruz. Daha kolay oluyor. Nesi kolay oluyor? Çünkü yıka yıka kullan. Yıka yıka kullan benim için. Yüzü de eskimiyor. Yere düşse bir şey olmuyor. İşte kazınmıyor, dibi çizilmiyor falan. O yüzden seviyorum. Ve ısıyı eşit derecede hızlı bir şekilde yaydığı için daha çok imalatlarda hatta paslanmaz çelik kullanılır. Hem sağlık açısından hem de bu tarz kullanımı kolay olduğu için, hızlı pişirme yaptığı için. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Yarım bardaktan biraz fazla dedim. Ayçiçek yağı. Evet, bunu kaldıralım. Bunda işimiz bitti. Ve dolu dolu bir bardakta pirinç unu. Bunu da atıyoruz. Tamam. Sanki meyane yapar gibi. Roux yapar gibi yani. Başlıyoruz karıştırmaya. Evet. Altını bir tık kısalım. Hafif böyle yanma başladığında ekleyeceğimiz şey süt. 1 litre süt ekleyeceksiniz. Evet, şimdi pişiriyoruz. Arkasından bugün bunu iki şekilde yapacağız. Biri cevizli de kuaz deniyor. Böyle ince bir pandispanya yapacağız. Çok ince. Ve diğeri de bu yaptığımız helvayı, sütlü helvayı aslında donduracağız. Böyle kalıplara koyarak. Kalıpları yine pastacılık malzemeleri satan yerden alabilirsiniz. Silikon kalıp diye satılıyor. Şuradan göstereyim. Bende çok çeşit var ama kalplileri seçeceğim. Şu şekilde. Bunlar fırına giriyor. Fırına girdiği için kullanımı rahat.
buzdolabı eksi 18'e giriyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunları yine silikon diyerek alabilirsiniz. Bazı silikonlar var. Bazı silikonlar çok kötü oluyor. Lütfen onları nasıl anlayacaksınız? Elinize aldığınızda çok sert olmaması gerekiyor silikon kalıbın. Böyle birazcık daha yumuşak olması lazım. Hatta eğilip biraz bükülmesi lazım. Onlar ideal silikon kalıp sınıfına giriyor. Evet, şimdi altını bir tık kısıyorum. Biraz daha şöyle unumuzu kavuruyoruz. Geçenlerde Kamuran teyzemle beraber, Kamuran teyze biliyorsunuz benim komşum, benden çıkmaz, ben ondan çıkmam. Öyle bir bayan, çok tatlı. Kamuran teyzemle beraber pazara gittik. Pazarda bakıyoruz işte, alışverişimizi falan yapıyoruz. O sırada bir tane küçük çocuk, yani kaybolmuş gibi duruyordu. İşte Kamuran teyzem hemen eğildi. Hani çocuğa adını soruyor, annen nerede diyor falan. Nerede oturuyorsunuz dedi. Kiminle oturuyorsun dedi, annen nerede dedi. Annemle, babamla oturuyorum, ailemle oturuyorum dedi çocuk. Arkasından Kamuran teyze hani bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Annem, baban nerede oturuyor? O da benimle oturuyor dedi. Annem, babam da benimle oturuyor. Peki siz nerede oturuyorsunuz dedi. Biz komşunun, bizim komşunun yanında oturuyoruz dedi. Peki sizin komşu nerede oturuyor? İnanmayacaksın teyze. O bizim komşu bizim evin yanında dedi. Çocuk bir türlü öğrenemedik yani. Çocuk kimdir, nerededir, nerede oturuyordur? Küçük bir çocuk da. Neyse o sırada uzaktan işte çocuğun ismini söyleyerek bir bayan böyle telaşlı bir şekilde geldi. Allah'tan hani kötü bir olay olmadı. Ama buradan nereye geleceğim? Kamuran teyzemle konuşuyoruz. Diyoruz ki aslında bizim çocuklarımıza gerçekten o iletişim bilgilerini bir şekilde ezberletmemiz gerekiyor. Annesinin adını, soyadını, nerede oturduğunu, hani bir tane iletişim telefon numarasını, tabii bunu herkese değil güveneceği insanlara verebileceği bilincini. O kadar zor bir şey ki annelik ve hani ebeveyn olmak, daha doğrusu bir çocuğu yetiştirmek. Ama yapabiliyorsanız lütfen bunu yapın. Biz böyle o çocuk için çok endişelendik, bir an çok korktuk. Neyse ki annesine kavuştu. Evet, şimdi hafif böyle sarımsı bir renk aldı. O yüzden başlıyorum, toplam 1 litre süt koyacağım içerisine. 1 litre sütümüzü yavaş yavaş, daha ocaktan indirmeden koyuyoruz. Ama altını iyice kıstık. Dikkat edin, topaklanma oluyor gibi gözükecek ama aslında topaklanma değil. Pirinç unu sıvı olan kısmı yemeye başladı. Helva yapıyoruz ya. Evet, şimdi alalım ocaktan. Isıyı kontrol etmek, yönetmek en önemli püf noktalarından biridir. Böyle pat ocaktan alırsınız, put ocağa koyarsınız. Böyle bir sistem. Pat ve put. Bu da değişik bir terminoloji oldu. Eskilerde 20. yüzyılda, eskiler vay 20. yüzyıl eski oldu evet hakikaten. Boğaziçi taraflarında, Göksu özellikle, Göksu taraflarında böyle Göksu deresinden çıkan çamur, böyle değişik biraz yağlı bir çamur. Ondan çanak çömlek yapan atölyeler varmış. Hemen koyuyorum, daha bir litrem olmadı. Ve o atölyelerin içinde de en ünlüsü Hasan Usta'nın atölyesiymiş. Neyse, Hasan Usta'nın böyle çok iyi yetiştirdiği bir kalfası var. Kalfa bir gün diyor ki ben hakikaten iyi yetiştim. Hatta şunu şöyle kenara çekeyim. Ben iyi yetiştim, artık benim kendi yerimi açmam gerekiyor. Kendi dükkanımı, kendi çömlekçi dükkanımı. Hasan Usta da diyor ki, daha henüz yetişmedim. Biraz daha öğrenmen lazım. Yok yok diyor kalfa. Ben çok iyi yetiştim. Hakikaten ayrılıyor Hasan Usta'nın yanından. Kendi dükkanını açıyor. Aynı Hasan Usta'nın aldığı yerden
malzemesini alıyor. Aynı Hasan Usta'nın aldığı yerden, böyle derenin o yerinden çamurunu çıkartıyor. Aynı şekilde işliyor falan falan. Böyle bir süreç. Tam Hasan Usta'nın yaptığı gibi o sıcaklıktaki o tarz fırına koyuyor. Çıkardığı zaman işte çömlekleri kurutmaya koyuyor. Ve diyor ki tamam işte ben yaptım. Çömlekleri çıkardıktan 2-3 dakika sonra çömlekler birer birer çatlamaya başlıyor. Çat çut çat çut. Çocuk böyle panikliyor yani, ne yapacağını şaşırıyor. Ama çömlekler çatlıyor. Tabii duracak değil ya, koşuyor ustasının yanına. Hasan Usta da diyor ki ben sana demedim mi? Daha öğreneceğin şeyler var. Ne yaptın? İşte şöyle şöyle yaptım. Ne zaman, kaç dakika sonra çıkardın? Şu kadar dakika sonra çıkardım. Peki püfledin mi? Çocuk bakıyor böyle. Nasıl yani diyor. Çömlekleri diyor fırından çıkarır çıkarmaz püfledin mi? Yo, püflemedim. O zaman sen bana dikkat etmemişsin diyor. Çünkü Hasan Usta her zaman çömlekleri fırından çıkardıktan sonra şöyle bir püf yapıyor ve üflüyor. Üflediği zaman çömleklerin içerisindeki sıcak hava, sıkışan sıcak hava, nemli olan çıkıyor. Böylece çömlekler soğurken çatlama yapmıyor. Hasan Usta söylüyor kalfasına. Diyor ki sen bunu püflemen lazım. Bak bu işin püf noktası burada. Püf noktası kelimesi de oradan geliyor. Her işin hakikaten bir püf noktası var. Baharatlardan ne koyacağız? Evet, baharatlardan safran koyabilirsiniz ya da zerdeçal koyabilirsiniz. İkisinden biri. Hah, daha varmış. Ben zerdeçal tercih ediyorum. Çok iyi bir antioksidan. Gerçekten kanserle savaşan baharatlardan bir tanesi. Ucuz. Daha yani safrana göre daha ucuz. Daha uygun maliyeti. O yüzden zerdeçalı tercih ediyorum. Lezzet olarak da çok benzer. Yarım çay kaşığı, hemen şuradan alalım yarım çay kaşığımızı. Zerdeçal. Şöyle atıyoruz. Rengini veriyor. Tamam. Başka. Kakule kullanabiliriz. Kakulemizi de ekleyelim. Şöyle bir pinçik kakule. Gül suyu ekleyebilirsiniz. Çocuklar gül suyunu çok sevmiyor. O yüzden ben eklemeyeceğim. Bizim buradaki çocuklar da sevmiyor. Ama orijinal tarifinde, sütlü helva tarifinde gül suyu var. Evet, başka şu safranı kaldıralım. Kakulemiz de tamam. Şimdi sıra geldi şeker kısmını eklemeye. Şeker kısmını şu böyle biraz fokurdasın. Şeker kısmını ocaktan alacağım. O zaman eklemeye başlayacağız. En son da fıstık ve fındık kısımları var. Hatta şöyle yapıyoruz. Bir mutfak robotu alıyorsunuz. Mutfak robotunuzla beraber şeker kısmını ekleyeceksiniz. Karışımın ısısı şekerin erimesini sağlayacak. Aynı zamanda çok fazla şeker form değiştirmeyeceği için ayrı bir parlaklık verecek bizim karışımımız. Böyle bir şey. Altı tutmaya başladı. Kapatıyoruz. Tamam. Bu sıcaklık ideal ve uygun diyebiliriz şekerlerimizi eritmek için. Bir kaseye hemen döküyorum karışımımızı. Dikkat edin, çok sıcaktır. Evet. Şimdi iyice sıyıralım. Ve şekerleri ekleyip mikserlemeye başlıyoruz. Oldu. Şimdi bunu iki şekilde servis edebilirsiniz. İki şekilde. Bir tanesi çocukların en sevdiği
öyle kalıba koyarak ve dondurarak. Diğeri de yine çocukların ve size çaya gelecek olan misafirlerinizin sevdiği şekliyle. Bu misafirlerinizin sevdiği şekilde sunabilmek için biz cevizli dakuaz dediğimiz ince bir pandispanya yapacağız. Onunla beraber servisini yapacağız. O da birazdan sonra. Çok lezzetli, gerçekten güzel bir şey. Ama ondan önce kalıplarımıza güzelce sütlü helvamızı koyalım. Yalnız unutuyordum az kalsın. Biraz fındık. Kavrulmuş fındık daha iyi gidiyor. Biraz Antep fıstığı. Evet, Antep fıstığı da şu şekilde hemen gösterelim. Şöyle değişik bir ismi var bunun. Çok ince olması daha iyi yağını da çıkartıyor ve tatlılarda daha büyük lezzet veriyor. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şu anda oldu. Devam edelim. Donduracağız. Çok da güzel oluyor. Çünkü üzerine çikolata koyabiliyorsunuz. Ya beyaz çikolata ya siyah çikolata. Hangisini isterseniz. Evinizde muhakkak şurup ya da ganaj olsun. Her seferinde söylüyoruz. Evet, bunları güzel dolduruyorum. Geri kalanını olduğu gibi buzdolabına koyacağım. Bunları dip frize, bunu buzdolabına. Çünkü servis sırasında o bahsettiğimiz ince, çok az un kullandığımız yumurta akıyla olan pandispanya ile servis edeceğiz. Kalıplarımı dip frize, karışımımı da buzdolabına koyuyorum. Buraları toparlıyorum. Cevizli dokuaz için yine buradayız. Ve şimdi cevizli pandispanyamız var. İncecik, o kadar lezzetli ki, çıtırı da içinde, yumuşaklığı da. Sakın kaçırmayın. İki tane malzeme alacağım buradan. Nişasta, pudra şekeri varmış. Nişastaya ihtiyacım var. Evet, doğru aldım değil mi? Pudra şekeri almayayım da. Sonra bakarız. Aa, bu niye olmadı? Bilmem niye olmadı. Evet, yok, nişasta, doğru aldım. Sonra una ihtiyacım var. O da burada. Her şey burada. Evet. Siz de bütün malzemelerinizi elinizin altına alın. Hepsi burada olsun. Değil tabii ki. Neyse, şimdi un. Arkasından nişasta. Bunlara ihtiyacımız var. Şimdi kaldırayım, çok böyle upuzun durdu. Şimdi nasıl bir pandispanya yapıyoruz? İnce de yapabilirsiniz, kalın da yapabilirsiniz. Ama bunun özelliği ince olması. İnce olması için de biz tepsiye dökeceğiz. Tabii kalıplarınız varsa, çemberleriniz, onlara da dökebilirsiniz. Kek kalıbı varsa ona da dökebilirsiniz. Malzemelerimi sayıyorum. Bir kere cevizimiz var. Bir avuç, 100 gram, biraz daha fazla. Onu direkt bir tavaya koyuyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Hemen açalım. Arkasından yarım bardaktan biraz fazla şeker. Yarım bardaktan biraz fazla şeker. Sonra vanilyamız var. 3 tane yumurta akımız olacak. Hemen şuradan alalım. 3 tane yumurta akı. Bunu hop, bir kaseye koyuyoruz. Çok fazla çırpmayacağız. Eğer yumurta akını çok çırparsanız kekiniz daha böyle kırılgan olur. Merengden ve makarondan aklınızda kalsın. Hop, pardon, yanlış yere koyuyordum. Ama eğer yumurta akını çok çırparsanız ne oluyor? Kek kırılganlığı artıyor. Güzelce yumurta aklarımızı şöyle, evet, ayırıyoruz. Ayırdık. Bunu da. Sonra bunun içerisine şekerimi ekliyorum. Evet. Biraz daha. Tamam. Şekerimiz için de ellerimizi temizleyelim. Yarım bardaktan biraz fazla şeker dedim. Şimdi kaldırıyorum. Evet, bu aşamada çırpma işlemim başlayacak. Çırpma işleminde önce biraz yumurta aklarını beyazlaştırmak gerekiyor. Arkasından yavaş yavaş şekeri eklemek gerekiyor.
Sistem bu. Başlıyoruz. Tamam. Çok fazla değil. Şimdi yavaş yavaş şekerimi ekliyorum ama dikkat ediyorum. Çok yumurta akımı söndürmesin. Olay bu. Tamam. Kıvamı bu. Yani öyle dik durmayacak, çok sert olmayacak. Kıvam bu. Peki, başka ne yapıyoruz? İçerisine kurularımızı ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı nişasta. Şöyle normal bildiğimiz yemek kaşıklarından. Bir yemek kaşığı bu şekilde nişasta. İki yemek kaşığı da un. Kaldırıyorum nişastamı. Yerine koyayım, sonra bulamıyorum. Bir, şöyle, çok değil. Ve iki. Herhangi bir şekilde karbonat, kabartma tozu kullanmıyorum. Yumurta akımın kabarma rolünden faydalanacağım. Evet, şimdi. Bir çay kaşığı. Bu arada şöyle cevizleri de attıralım. Hatta kapatalım. Bir çay kaşığı. Vanilin içerisine koyuyoruz. Tamam. 1-2 damla limon. 1-2 damla limon. Şöyle birazcık daha. Tamam. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Limonum tamam. İçerisinde nişasta tamam. 2 yemek kaşığı un tamam. Cevizlerimizle beraber karıştıracağız. İşlem bu. Bu kadar. Kek dediğimiz şey bu. Arkasından bunu bir tepsiye dökeceğiz. Şimdi karışımımızı yapalım. Bunlar birazcık soğusun. Çünkü yumurta akını pişirsin istemiyorum. Şöyle. O yüzden de mermerimin üzerinde tutuyorum. İsterseniz dövebilirsiniz de. Tamamen size bağlı. Yavaş yavaş başlıyoruz karıştırmaya. Şunu da şöyle, evet, yavaş yavaş, şöyle, evet. Aslında bir çırpıcı kullansaydım daha kolay olacaktı. Şu şekilde karıştırıyorsunuz. Böyle. Makine var ama siz elle karıştırıyorsunuz. Burası önemli. Yine çok eğlendim, hayır. Tabii ki öyle değil. Çok az bir un koydum, o yüzden böyle elle karıştırıyorum. Çok karışmasın diye. Evet, tamam. Bir pır yapalım, çok az. Tamam, gayet kıvamı yerinde. Un, işte nişasta hepsini içerisine attım. Karıştırma işlemim tamam. Şimdi geriye kaldı cevizler. Sıcak, sıcak. Gerçekten sıcak. Ho ho ho. Evet, ama sıcak bir şekilde de olsa onları hafif kırmakta fayda var. Çok şey olmasın, böyle kekinizin içerisinde çok çok iri olmasın. Az iri olsun. Daha iyi dişinize kaçar. Çok eğlendim yine. Nasıl yani? Daha iyi. Tam böyle dişinizin arasına girer. Onu böyle çıkarmaya çalışırsınız falan. O sırada da sevdiğiniz ya da hoşlandığınız oğlan görür sizi. Hep öyle olur ya. Evet, devam ediyoruz. Cevizleri kıralım. Tamam. Şimdi. Çok fazla ceviz kırmayacağım. Bu kadar yetecek. Şöyle. Evet, birazcık daha. Tamam. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bunları karıştırıyorum. Şöyle tepsi almam lazım. Evet. Tepsimize Unutuyordum. Ne unutuyordum? Fırını açmayı unutuyordum. Hemen fırınımızı açalım. 180 dereceye hızlı bir şekilde gelsin istiyoruz. Şöyle indirelim. Tamam. 180 derece. Fanlı fırında pişiriyoruz.
fırınımız önemli olan böyle uygun ısısına gelmiş olması lazım. Yoksa ürünle beraber ısınacağı için gerçekten güzel, lezzetli olmaz. Kekiniz de kabarmaz. Döküyoruz. Evet. Tamam. Hafifçe yayalım. Ve buradan halkalar kesebileceğiz. Kalanları da kırıntı olarak diğer tatlımızın üzerinde kullanacağız. O yüzden şöyle birazcık daha yayıyorum. Benim için iki tane halka çıkması yeterli. Herhangi bir şekilde yağlamadım. Yağlasaydım belki daha iyi olurdu. Çünkü kekimin içerisinde hiç yağ yok. Bakalım nasıl çıkacak. Burada pişirme kağıdımın yapışmama özelliğine güveniyorum. İyi bir kağıtsa yapışmayacak. Şu şekilde yapıyoruz. Tamam. Şimdi sıra mini pizzamıza geldi. Çok lezzetli, güzel, yumuşak bir hamuru var. Arkasında onun içerisine bir iç harcı var. Saray böreği gibi bir harç. Çok beğeneceksiniz. O ikisini hazırlayacağız birlikte. Az sonra tek atımlık pizza yapıyoruz. Sakın kaçırmayın. Güzel bir pizza yapacağız. Lezzetli, güzel. Şimdi bunun için neler ihtiyacımız var? Ya işte alt tarafı pizza yapıyoruz yani. Neye ihtiyacımız olacak? Un. O kadar basit. Una ihtiyacımız var. Arkasından tuz, şeker, maya ve su. Birazcık da sıvı yağ alacağız. Tuz, şeker, maya ve su. Şimdi 7 gram kadar yaş maya kullanıyorum. Bu 7 gram yaş mayayı aslında bir miktar suda şöyle yapalım. Eriteceğiz. Daha iyi sonuç almak için. Kırmızı başlıklı kızdaki kurt gibi oldum. Daha iyi görebilmek için. Daha iyi sonuç almak için. 1,5 tatlı kaşığı. Hemen şuradan tatlı kaşığımı alıyorum. Bulabilirsem buldum. Tamam. Şeker. Hop, bu değil. Tamam. Şöyle bildiğimiz tatlı kaşığından bir buraya, buçuğunu da kurularımın arasına koyuyorum. Ne kadar un? Hemen söylüyorum size. Un miktarımız 3 dolu dolu su bardağı, yani bu tarz bardakla 3 dolu dolu su bardağı. Bir de bunun 4'te 1'i oranında daha dolu. Yani şu kadar daha. 3 su bardağı artı bu kadar su bardağı daha ekmeklik, biraz daha kalın dediğimiz un kullanacağız. Şimdi bunları hatta büyük bir kase alıyorum. Bu kasenin içerisine direkt boşaltıyorum. Evet. Unum hazır. Sonra içerisine tuz ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı şöyle silme. Kuruların arasına tuzumuzu da koyduk. Evet. Ve arkasından bir yemek kaşığı sıvı yağ. Hemen koyalım. Bir yemek. Karıştıralım biraz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Evet, başka ne var? Su. O da bir dolu dolu su bardağı suyu ekleyeceğiz. Bu kadar sıvı yağ. Böyle yumuşak, ara ara yapışkan olabilen bir hamur kıvamı olacak. Ne dedik? Su. Bunu siz çalışırken, yani elinizle çalışırken elinizi biraz unlayabilirsiniz daha rahat çalışabilmek için. Suyumuzu da koyduk. Bir miktar suyu bu şeker ve mayayı bir araya koyduğum kaseye koyuyorum. Çözdürmek için. Tek amacım bu. Geri kalan suyumu attım. Tamam. Bir çay kaşığı alayım. Şu mayayı iyice çözdürelim. Şekerle zaten birbirlerini destekliyorlar. Evet, şimdi bunu da döküyoruz. İyice karıştı mı? Evet, karıştı.
karıştıralım. Tamam. Şimdi yoğurmaya başlayabilirim. Bu arada bir iç hazırlayacağız. İçimizde neler var? Kıyma, bildiğiniz kıyma. İşte 300-400 gram kadar kıyma. Arkasından bir sos hazırlayacağız. Sosumuz için taze kekik, domates ve sarımsağa ihtiyacımız var. Sonra kuş üzümü ve dolmalık fıstık. Sistem bu. Bunları karıştıracağız. Tavada biraz çevireceğiz tereyağında. Lezzetli bir iç elde edeceğiz. Tabii maydanoz koymayı unutmuyoruz. Şu günlerde en çok bayanların şeylerinden bahsediyorlar. Yani geçenlerde kuaförde konuşuyorlardı. Böyle gerçekten bel kısmındaki yani karın bölgesindeki yağlar, basen bölgesindeki yağlar ve kollardaki yağlar. Tabii ben de kulak misafiri oldum. Ama ünlü bir doktorun söylediği güzel bir şey vardı orada. Tabii bu ünlü doktorun hanımı söylüyor bunu. Çünkü kendisinin kol bölgesindeki yağlarla ilgili sorunları varmış. Onları da özellikle maydanoz çayıyla gidermiş. Biz de hemen kulak kabarttık. Kol bölgesi önemli. Basen bölgesi de önemli, karın bölgesi de önemli. Her bölge için aslında yememiz gereken bazı malzemeler olduğundan bahsetti hanım. Ve bunu bizzat doktorun hanımı olduğu için kendisi uyguluyor. Tabii lütfen bu söylediklerinizi diyetisyeninizle, hekiminizle muhakkak konuşarak devam ettirin. Bu arada çok güzel bir koku geliyor burnuma. Kekime bakacağım. Ne var diye, ne olmuş, ne bitmiş. Şu anda yansın istemiyorum. Tam kıvamında pişsin istiyorum. Evet, gidiyoruz kekimize. Oo, süper. Tam zaman. Bizim burnumuz gerçekten mutfaktaki çalar saat. Evet, çıkartıyorum şimdi. Buraya koyuyoruz. Kayıyor. Kayma. Tamam, güzel. Bu mutfak bana sığmıyor artık. Yavaş yavaş dışarı doğru gitmeye başladım. Evet, şunu da kapatalım. Şimdi pizzamızı 200 dereceli bir ısıya koyacağımız için fanımızı kapattık. Fırınımızın da derecesini 200'e getirdik. Kekimiz olmuş. Onu birazdan buraya koyacağım. Göreceksiniz. Çok da lezzetli duruyor. Onu bir ring dediğimiz şeyler var ya, çemberler. Çemberlerle keseceğiz ve üst üste yerleştireceğiz. Hemen bir bez yardımıyla tepsimizi buraya alalım. Daha net bir şekilde görün. Evet, yaptığımız ürünler gerçek zamanlı gidiyor. Yani ben kaç dakikada yapıyorsam siz de o kadar dakikada yapabilirsiniz. Yani ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz yani. Demiyorum. Biz böyle birbirimizi çok iyi alevlendiren bir milletiz. Ya o yapıyorsa sen kesin yaparsın şeklinde. Gerçekten bu laflar her zaman duyduğumuz laflardan. Neyse, devam ediyorum. Bana o anda dediler ki hayatınızın hangi döneminde olmak istersiniz? Kuafördeyiz bu arada. Ondan sonra bir an düşündüm. Ben bunu dedim. Mutfakta beni izleyenlere sorayım. Hayatınızın hangi döneminde olmak istersiniz? Çocukluk, sıkıcı, zor bir dönem. Gençlik, Allah'ım, aileyle yani bir sürü sıkıntı, bir türlü uyuşamıyorsunuz falan, ergenlik kısımları. İşte evlilik, evlilik dönemi, evlilik gününü hatırlamayalım lütfen. Ben o gün araba kullanmıştım, gelinlikli bir şekilde yani öyle bir gündü, acayip bir gündü. O günleri herkesin sıkıntılı geçer herhalde, değil mi? Yani tatlı kısımları kalıyor ama yine de şey. Sonra başka ne var? Ha, üniversite. Üniversiteyi atladım. Üniversite yıllarına dönmek isteyen yok, değil mi? Evet ya, hadi çalış çalış çalış, nereye kadar? Üniversite işte ne olacak ki? Hani benim için de hatta şöyle, üniversiteyi ben 3,5 yılda bitirdim. 2 yıllık üniversite değil yani, 4 yıllık üniversite. Onun hemen altını çizeyim. O yüzden çok zordu gerçekten, çok zordu. Sonra işte evliliği söyledik. Geriye ne kaldı? Geriye aslında elimizde bugün kaldı.
hayatınızın hangi döneminde olmak istiyorsunuz? Bugün değil mi? Aynen. En güzel gün bugün. Hayatınızda elinizde olan güzel bir fırsat ve bugün. O yüzden diyoruz ki bugün yeni bir gün. Sıfırdan başladığımız bir gün. Bazen kötü şeyler olabilir ama onlar hiçbir zaman sizin böyle bir film düşünün. Film kareleri. O sadece bir kare. O kare bitiyor. Ondan sonra başka bir kare başlıyor. O böyle kötü bir süreç var belki de o karede. O kare bitiyor. Başka bir kare başlıyor. Yani aslında içerisinde aksiyonun olduğu, aşkın olduğu, işte ne bileyim iniş çıkışların olduğu, zaferin ve düşüşlerin olduğu ama sonunda hep mutlu biten güzel bir film sizin de hayatınız. Bunu sakın unutmayın. Evet, bu arada benim de hamurum oldu. Hamurumun sonu da iyi. Şimdi bunu açmaya geldi sıra. Şimdi hamuru şöyle koyuyorum. Üzerine nemli bez örtüyorum. Biraz dinlensin. Ben içimi hazırlayana kadar şöyle biraz kenarlara ittireceğim. Hı-hı. Şöyle. İyi mi? Nasıl? Görebiliyor musunuz? Şunu şöyle mi koyayım? Bunu koyacak yer bulamadım. Hadi şöyle koyayım. Tamam. Her şey tamam mı? Her şeyi görebiliyor musunuz? Net miyiz? Tamam. Birlikteyiz değil mi? Şimdi içi hazırlıyoruz. İç için yine tavamızı alalım. Tavamızın içerisine bir miktar sıvı yağ, bir miktar da tereyağı koyacağız. Niye tereyağı? Sıvı yağla tereyağını karıştırırsanız yanma derecesinden etkilenmiyor tereyağı. Böylece daha uzun soluklu pişirmeye elverişli hale geliyor. Tabii bir spatula bulmam lazım. Güzel. Birazcık tereyağı da ekleyelim. Ama lezzeti de arttırıyor. Şimdi kullanacağımız şey kıyma. Kıymamızı biraz ısınsın atacağız. Bu arada sarımsak, bir miktar sarımsağa ihtiyacım var ve robotta çekeceğim domateslere. Robotumu çıkartıyorum. Domateslerimi içerisine atıyorum. Bir kesme tahtasına ihtiyacım var. Evet, bıçaklarımı da alayım. Her şey hazır. Şimdi şöyle sarımsaklarımızı kırıyoruz iyice bunları. Kabuğundan ayırıyoruz. Şunları da ayıralım. Arkasından bayağı bol sarımsak gibi gözüküyor ama değil. Çünkü bir kısmını kıyma için kullanacağım, bir kısmını sosuma koyacağım. Hemen kıymalarımı atıyorum. Evet. Bu içi bolca yapıp dondurabilirsiniz de. Böyle bir avantajı var. Bir miktar su. Çok değil ama bir miktar suyu da eklemeyi unutmuyoruz. Bir miktar tuz ekliyoruz. Hop, tuzu bulmam lazım. İki, ilkiymiş. Evet, şöyle tuzumuzu ekleyelim. Sonra karabiber. Evet, karabiber. Tamam, altını açıyoruz. Çünkü suyunu çekmesi lazım. Güzel. İnce ince sarımsaklarınızı doğrayın ya da böyle sarımsak ezeceği vardır. Onunla da ince ince ezebilirsiniz. Komşunun köpeği sanki bizim evde. Bazen çok tatlı bir köpek, bazen de nasıl yaramaz size anlatamam. Evet, devam ediyoruz. Bütün sarımsakları, sarımsak özellikle C vitamini çok zengin, çok ince bir şekilde doğrarsanız lezzetini daha iyi elde edebilirsiniz. Özellikle bıçakla doğradığınızda, hani keskin bir bıçak kullanıyorsanız lezzetini daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Neden mi? Çünkü hızlı bir şekilde kesildiğinde suyu dağılmıyor. O yüzden bıçaklarınızın keskinliği önemli. O yüzden mutfak robotları da aynı şekilde lezzeti saklı tutuyor. Çünkü suyu çıksa bile zaten mutfak robotlarının hani bıçakları keskin oluyor, duvarına çarpıyor. Yani yine lezzet saklı kalıyor. Siz de keserken lütfen bıçaklarınızın bakımına, mutfak bıçaklarınızın bakımına dikkat edin. Böyle eğri, büğrü, kötü, paslanmış o tarz bıçakları lütfen atın. Evet, şimdi kıymamız oldu. Sarımsağımızdan bir kısmını sosa, bir kısmını da iç hazırlığına koyuyoruz. Şöyle daha az sosa bırakacağım. Tamam.
neredeyse sanki bir çay kaşığı kadar bir şey oldu. Tamam. Şimdi yapacağımız şey, acaba küçük bir kase alayım mı diye düşündüm ama devam ediyorum. Şu yeşil kısmını domateslerin çıkartıyoruz. Bunları mutfak robotumun içerisine atıyorum. Evet. Aynı şekilde ikinci domatesimi de çıkartıyorum. Buradan sosunu hazırlamış oluyoruz. Bu arada sos hazırlığı yapana kadar, yani iç ve sos hazırlığı bitene kadar benim buradaki pizzamın hamuru mayalandı, kendine geldi diyebilirim. Kapatalım kapağını. Whipper. Evet, güzel oldu. Şimdi iyice iç kısmını şöyle pişirelim. Altını kısmaya başlıyorum. Altını kısıyorum çünkü suyunu tamamen çektirdim kıymanın. Ve böyle hiçbir şekilde topak topak değil. Onu spatulamın ucuyla döverek ayırıyorum. Evet, şu anda hazır. Biraz dolmalık fıstık koyuyorum içerisine. Kıymamla beraber. Hatta birazcık daha koyalım. Tamam. Biraz kuş üzümü. Kuş üzümü kıymaya ayrı bir lezzet veriyor. Hafif böyle tatlandırıyor ya, tatlı kısmını yapıyor. O kıymanın çiğliğini alıyormuş gibi hissettiriyor bana, o yüzden hoşuma gidiyor. Şimdi kaldırıyorum, geriye kekik kaldı. Onu da bu sosumun içerisine yerleştireceğim. Şimdi alıyoruz. Evet, bu da bitti. Kekiğimizi de koyalım. Oo, harika. Sarımsağımızı da içerisine atalım. Biraz daha kekik. Taze kekik kullanıyorum. Taze kekik hakikaten yani kuru kekiğe göre daha az kullanmam yeterli oluyor. Çünkü kokusu inanılmaz güzel. Daha etkili tad olarak. Tamam, şu anda hazır. Biraz şeker kullanacağım yalnız. O da şöyle pinçik sosuna. Biraz tuz tabii ki. Sosuna yine pinçik. Bitti. Ne oldu? Bitti. Maydanoz ekleyeceğiz tabii. Onu son aşamada. Nasıl olsun? Minik minik mi? Evet, baştan söylemiştik. Böyle tek atımlık olsun. Bence de büyük olmasın. Rahat rahat yiyelim. Hatta evet, şunu şöyle koyuyorum. Şimdilik bir tepsiye ihtiyacım olacak. Ve şuradan pizza hamurumu alacağım. Onu öncelikle açıyoruz. Böyle olabildiğince büyük açmaya çalışın. Burada minimum un kullanın. Çünkü un hamurunuzun kıvamını bozacaktır. Mayalı olduğu için. Şöyle açalım. Biraz daha. Şuradan çekiştiriyoruz. Buradan da çekiştiriyoruz. Evet. Tamam. Vah. Şöyle birazcık da buradan. Tamam. Çok fazla üzerinde merdaneyi gezdirmeyelim. Önemli olan elimizle çekiştirmek. Neden diyeceksiniz? Zaten yeterince gezdirdim. Mayanın yapmış olduğu baloncukları iyice ezdim. Tamam. Şimdi bir kurabiye kalıbına ihtiyacım var. Eğer bu tarz kurabiye kalıplarınız yoksa hiç dert etmeyin. Elinizle koparıp küçük küçük yuvarlaklar yapabilirsiniz. Yine onu aynı şey. Ben sadece hani biraz daha düzenli ve güzel olsun istediğim için böyle yapıyorum. Biraz daha standart getiriyor o da. Tamam. Şimdi tepsimize yerleştirebiliriz. Şimdi koyalım. Bir pişirme kağıdı aldım. Pişirme kağıdının üzerine serdik. Şöyle ince ince aralıklarla, yani çok da ince değil aslında. Aralıkları iyi olması önemli çünkü sıcak hava bu parçaların etrafında dolanacak. Şöyle, tamam. Şurada koyalım. Şunu biraz daha ittirirsem bir parça daha
çıkacaktır. Bu kalan hamurunuzu da yine toparlayıp açabilirsiniz. Ben çekimden sonra yapacağım. Malzemelerimizi koyuyoruz üzerine. Milföyümüzü de yerleştirip fırınlıyoruz. Şimdi üzerlerine böyle milföy hamurunuz varsa evde, onunla maydanozun da hani çok yanmasını engelleyeceğiniz için şu şekilde kapatabilirsiniz. Böylece bir şekil yapmış oluyoruz. Milföyleri altlara yapıştırıyoruz iyice. Yumurta sarısını sürüp fırınlıyoruz. Ondan sonra da tadıma geçiyoruz. Şimdi ne yaptık? Güzelce kestik. Üzerine yaptığımız sütlü helvalarımızı koyduk. Aralarına tabii ki böğürtlenleri yerleştirdik ve ikinci katı da ekledik. Pastamızı bu şekilde yaptık. Diğerini ise dondurmuştuk. Dondurduğumuz şeye sadece üzerine çikolata erittik ve koyduk. O kadar. Sonra zaten pizzalarımız fırından direkt çıktı. Evet, ben her zamanki gibi tatlıdan başlıyorum önce. Evet, şöyle birazcık tırtıklayalım. Çok güzel, çok lezzetli. Lütfen bu tarifi deneyin. Sonra konuşalım. Sosyal medya adreslerimiz Pastane TRT1. Twitter, Instagram, Facebook ya da Deniz Orhun fan sayfasından tariflerimize ulaşabilirsiniz. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası Pastane, anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşça kalın.